ve yarın kampımız başlıyor. Kampın başlamasına son bir gün yani yarın 8'den 9'a kampımız başlayacak. Bugün sizinle beraber bu videomuzda 8'den 9'a kampıyla alakalı ufak bir bilgilendirme sonrasında sizden gelen soruları cevaplayacağız. Gerçekten 9. sınıfta bizim ne bekliyor? Lise hayatımız nasıl geçecek? İşte bunlara cevap aramaya çalışacağız. Bir kere 8'den 9'a kampımızı biliyorsunuz. 9. sınıf kanalında olacak. Tonguç 9. sınıf kanalında olacak. Ve şimdiden abone olun lütfen. 8. sınıf abonelerinizde kalabilir. Bildirimleri kapatıp Tonguç'a destek olmaya devam edebilirsiniz. Peki 8'den 9'a hazırlık kampta ne yapacağız? Bir kere matematik odaklı kampta. Matematik odaklı kampta 8'den 9'a matematik hazırlık kitabımızı bitireceğiz. 6, 7, 8. sınıf tekrarlarını yaparak aslında 9. sınıfa hazırlanmış olacağız ve videolarımıza da ön hazırlıklarımızı yapacağız. Muhteşem bir şekilde matematik temelimizi sağlamlaştıracağız diyoruz. Peki ama unuttuk artık LGS, MGS işte bir şeyler oldu falan filan unuttuk. Oradaki seviyemiz asla bizim seviyemiz değil. Biz çok daha ilerine layığız. Artık liseye geçiyoruz. Yeni bir hayat bizi bekliyor. Dolayısıyla eskiyi lütfen silin. Aklınızdan çıkarın. Hemen Maya'nın bir sözü var. Tüm büyük başarılar zaman gerektirir. Evet gerçekten de yazın ortasında resmen çalışacağız, zaman ayıracağız ve büyük başarılar elde edeceğiz. O yüzden rica ediyorum. Şu anda harcadığınız zamanın çok büyük önemi var. Neden çok önemli? Yani yarın başlayacak kampımızda harcadığımız bir saat bile, yarım saat bile bizim aslında geleceğimiz demek. İşte bu geleceğimizi şimdi çalışmalarımız oluşturuyoruz. Mesela Maya Angelou'nun sözünde aslında bunu net bir şekilde gösteriyor. Çalışmadan kimse başarılı olamaz. Bunu herkese sorun. Hiç kimse ya ben çalışmadan başarılı olayım. Hayır o zaman sen haksız bir şekilde başarılı olmuşsun. Böyle bir şey olmaz diyebiliriz. Gün sorusu Gülşah'ından gelmiş bize. Hocam matematiğim sıfır. Bunda yazmış o'yu anlamayalım diye. Lisede nasıl yapacağım hocam ya? Matematik aklıma girmiyor. Anlamıyorum ya." demiş. Çok doğal. Yani ben de böyle bir LGS sınavına girseydim böyle bir sürü zor soruyla bir de yapamadım hissine kapıldığım bir sürü zor soruyla gerçekten de benim ben de derdim ki ya matematiğim sıfır. Hayır, işte öyle değil. Matematiğimiz illaki belli bir seviyede. İşte o seviyeyi bulacağız. Biz bu seviyeyi bulacağız. Biz acaba bu basamaklardan neredeyiz? Burada mıyız? Burada mıyız? Burada mıyız? Ve bir adım yukarıya, bir adım yukarıya, bir adım yukarıya gitmeye çalışacağız. Unutmayın, bir anda zıplamaya çalışırsan patlarsın, düşer dizini mizini çarparsın, Allah korusun. Veya e, adım adım gitmezsek zaten başaramayız. Kendimizi buradaki zor soruları gördüğümüz zaman patlatırız. Dolayısıyla adım adım ilerleyeceğiz en önemli şeyden bir tanesi. Zaten bizim matematik kampımız da zaten bu yüzden. Yani sıfırsa matematik al o zaman sekizden 9'a matematik hazırlık kampını bir yap ve buradaki 6, 7, 8. sınıfları tekrar et. Sonra 9. sınıfa gir. Şimdi 9. sınıfa çat diye başlayacaksın ve bir anda mantık konusuyla oha yani baya bir zor gelecek sana bu konu. İşte o yüzden rica ediyorum lütfen ama lütfen adım adım seviyemizi bir belirleyelim sonra adım adım ilerlemeye çalışalım. Çok değerli bu. Ve şunu unutmayın matematiğim sıfır lisede nasıl yapacağım endişesini işte aslında şu anda yapacağımız bu ufak çalışmalarla halletmeye çalışıyoruz. Merak etmeyin hepsini halledeceğiz. Yani biz burada kampımızın içerisinde matematiği sıfır olanlar için zaten altıncı sınıfı tekrar ediyoruz. Ya daha ne olsun yedinci sınıf, sekizinci sınıf yani eski gördüğümüz seneleri tekrar ediyoruz. İşte bunları yapamazsak da bu arada mesela ben şu soruyu yapamadım mesela. Ya nereden hatırlayayım ya bu kadar zor soru. veya bunu da yapamadım. Salla o zaman hemen bak buradan kare cevabına. Videodan izle hoca nasıl çözmüş, hoca nasıl anlatmış. O zaman daha rahat bir şekilde anlayacaksın. Hiç merak etme. Birkaç soruya bakmam veya hepsine bakmam hiçbir anlamı ifade etmiyor. Zaten yaz tatilindeyiz. Rahat rahat çalışmalarımızı yapalım. Bir kere Gülşen'in sorusunu şöyle cevaplamak istiyorum. Kesinlikle matematiğin sıfır değil. Sen kendini öyle zannediyorsun matematiğin belli bir seviyede bunu yakalayacağız senle beraber ve yukarıya atlamaya çalışacağız. Peki bir ipucu vereyim. Matematik dersine çalışırken konunun özünü anlamadan soru çözümüne geçmememiz gerekiyor. Yani soru çözümünü yapabilmemiz için gerçekten konunun özünü bilmemiz gerekiyor. Soru çözümünü yaparken de mutlaka mutlaka kolaydan zora gitmemiz gerekiyor. Yani ilk başta gerçekten deli gibi bir zor bir kaynak veya orta seviye. Hayır ya sıfır bir kaynak alın lütfen. Yani sıfır bir kaynak derken de sıfır onlar için değil. Yani tebel kaynak demek. Sıfırdan bir kaynak demek. Bir, böyle bir kaynakla başlayalım veya bizim videolarımızı izleyin ve öyle bir kaynaktan sorular çözün. Bu şekilde ilerletebiliriz. Mesela günün verimli kaynağı sıfırdan dokuza matematik. Şimdi bir kere konunun özünü kavramını sağlıyor. Sorularla öğrendiklerini pekiştiriyor ve TET'de çıkabilecek soru tipleriyle sınavda hazır gibi. Mesela sınıfdan sınıf matematik. Şimdi 9. sınıfa başladık. 9. sınıfta matematikte gerçekten bayağı bir konu var. Yani bu kitapta kalın bir kitap. Hemen göstereyim sana. Mesela 9. sınıf matematikte konu başları. Birinci ünitemiz mantık ünitemiz. İkinci kümeler. Üçüncüsü denklemler ve eşitsizlikler bu eşek kadar bir ünite. Gerçekten üniversite sınavında en fazla sorunun geldiği üçüncü ünitedir diyebilirim şimdiden söyleyeyim. Aynı zamanda üçgenler geometride en fazla sorunun geldiği üniversite sınavında üçgenlerdir diyebilirim. Ve aynı zamanda beşinci ünite veri sayma ve olasılık ünitemiz var. Şimdi mesela konumuza başlıyoruz. Sıfırdan hiçbir şey bilmiyoruz. Hemen buradan konuyu okuyoruz. Burada ufak alıştırmalar çözüyoruz. Hemen buradan soruları çözüyoruz. Bu konuyla alakalı sorular var. Daha fazlası yok. Daha zoru yok. Yani birçok bilginin çorba olduğu sorular yok burada. Sadece bu konuyla alakalı sorular var. Hemen bu konu konucukla alakalı. Bunu konucuk diyelim ya. Bu konucukla alakalı soru var. Çünkü ünite çok büyük aslında. Ama biz bunu küçücük küçücük lokmalara böldük. Lokma, lokmanın sorusu. Lokma, lokmanın sorusu. Lokma, lokmanın sorusu şeklinde ilerleyerek bütün konuları teker teker hallediyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız fen lisesinde daha fazla müfredat göreceği için fen lisesi soruları da koyduk içine. Çünkü orada birazcık daha farklılaşıyor müfredat. Mesela işte burada şu konu tamamen fen olan bir konu. Dolayısıyla bundaki sorular da sadece fen ait. Gibi böyle ayrıntılar var. Yapamadığımız soruları çözümüne hemen buradan bakıyoruz falan filan. Sıfırdan dokuza kitabının temel mantığında sıfırdan sekize sayısal, sözel gibi kitaplarla çok bağlantılı. Buradaki konuları teker teker hallederseniz ve ünite biri hallederseniz gerçekten 9'un sıfıra çok iyi bir başlangıç yaparsınız. Hiç merak etmeyin. Peki o zaman sekizden dokuza kampımız yarın başlıyor. Harika bir şekilde sizinle beraber Kampımızda ilerlemeye devam edeceğiz ve 8'den 9'a hazırlık kampımızla beraber inşallah 9. sınıfa sağlam ve net bir başlangıç yapacağız. Hadi bakalım ödev sorumuzu yapın yoluna yollayın.